gün ve tarihten merhaba. 9 Aralık 1917 Müessif bir olay, üzücü bir olay. Birinci Dünya Savaşı sona doğru yaklaşmaktadır. Osmanlı orduları savaşa savaşa adeta bitmiştir. İşte Suriye ve civarında savaşmakta olan Osmanlı Yıldırım Orduları grubu ki 4. 7. 8. ordulardı. Ki bu orduların içinde bir tanesine de Mustafa Kemal Paşa kumanda ediyordu. Yıldırım Orduların kumandası da Almanlar'da General Liman von Sanders'teydi. Osmanlı Orduları bölgeden çekilmeye başlandı, başladı ve 9 Aralık 1917 tarihinde İslam'ın üçüncü mukaddes şehri olan Kudüs İngilizlerin eline geçti. İşte bu üzücü yılın yıl dönümü 9 Aralık 1917'nin yıl dönümü bugün. Kudüs, İslam'ın üçüncü mukaddes şehri. Evveline inmiyorum. Müslümanlık geldikten sonra yani Hazreti Peygamber Efendimiz'e peygamberlik verildikten sonra Kudüs'ün başına gelenleri çok kaba hatlarıyla özetin özet olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Miraç ve İsra hadisesinde Kudüs Bizanslıların elinde idi. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz dönemi başta biliyorsunuz Hazreti Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onun da iki yıllık bir hilafetinden sonra da Hazreti Ömer Efendimiz halife oldu. Onun halifeliği döneminde İslam toprakları coğrafyası süratli bir büyümeye başladı. Süratli bir şekilde büyümeye başladı. Ta İran'dan tutunuz, Horasan'dan Azerbaycan'a kadar, Anadolu işlerine kadar ve Suriye'nin, bugünkü Ürdün'ün, Filistin'in tamamı oradan da Mısır'a atladı Osmanlı askerleri. İşte bu meyanda Kudüs'te fethedilmişti İslam orduları tarafından. Ama Kudüs'te bulunan papazlar ve din adamları Kudüs'ü ancak halifeye teslim ederiz. Şartını ileri sürdüklerinden dolayı halife Hazreti Ömer Efendimiz Medine'den kalkarak Kudüs'e kadar gelmiş ve Kudüs'te kendisine teslim eden şehrin anahtarlarını almış. Orada bir emanname yayınlayarak her üç dinin mensuplarının yani Müslümanların, Hristiyanların, ve Yahudilerin Kudüs'teki mabetlerden en güzel şekilde faydalanmaları için bir emanname yayınlamış. O anda içinde bulunan halka karşı emanname yayınlamış. Bu emannamenin tanımış olduğu hak ve hürriyetler bugün hala konuşuluyor. Bugün zulüm altında bulunan Kudüs'te bu emanname aranır durumdadır. Biz yine Kudüs'ün tarihine dönelim. Hazreti Ömer Efendimiz'den itibaren Kudüs'te bir e, bahar dönemi, barış döneminin başladığını, kimsenin burnunun kanamadığını görüyoruz. Geniş bir şekilde hürriyetler tanınmıştı çünkü. Ne zamana kadar? 1099 yılına kadar. 1096 yılında başlayan Haçlı seferleri, kanlı bir şekilde Anadolu'yu çiğneyerek Antakya ve Urfa'ya kadar gelmişti. 1096 yılında istila başlamıştı. Hedef Müslümanlardı. Hedef İslam'dı. Hedef Müslümanların zenginliği idi. Bugünlerde bir başkaları bu hedefi saptırıyor olsalar bile tarif şahittir ki Haçlıların emeli İslam'ı yok etmek, Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu Müslümanların elinden almak suretiyle kendi hakimiyetlerinde bir çağ başlatmak idi. 1099 yılında Kudüs'ü ele geçirdiklerinde, çok kanlı bir şekilde ele geçirdiklerinde, 70 bin Müslümanın Mescid-i Aksa'nın içinde kanını akıttıklarını görüyoruz kendi tarihlerinde yazıyorlar. Biz diyorlar mescidin içine atlarla girdik. Atlarımızın dizine kadar müslüman kanı olmuştu diyorlar. Vahşi bir şekilde Kudüs'e girdiler. Hazreti Ömer Efendimizin Kudüs'ü teslim almasına bakınız, onların Kudüs'ü geri almasına bakınız. Ne büyük bir kan olayı. Kudüs 1187 yılına kadar Haçlıların elinde kalmıştır. Neler yapmadılar ki? Mescid-i Aksa'yı yıkarak at ahırı veya insanların barındığı saray yaptılar. Kubbetü Sahra'yı yıkarak taş taş olarak Müslümanlara satmak suretiyle para kazanmanın yoluna gittiler. Orada tapınak şövalyeleri adıyla bir örgüt kurarak peygamberimizin mezarına göz diktiler. Mekke'yi mükerremeye göz diktiler. Göz dikmekle de kalmayıp defalarca teşebbüslerde bulundular. Ta ki 1187 yılına gelene kadar. 1187 yılından önce de muhtelif teşebbüsler oldu Kudüs'ü kurtarmak için. Ama Müslümanlar darmadağınıktı. Kimin nerede olduğu belli değildi. Hatta bunların içinde haçlılarla müttefik olmaya gayret edenler bile çıkmış idi. Selahaddin Eyyubi ne kadar uğraşmış ise Kudüs'ü kurtaramıyordu. Sonunda bizzat kendi teşebbüsleriyle Müslüman başkentlerine dolaşarak onları bir araya getirmeyi başardı. Ve Müslümanlardan müteşekkil bir ordu ile kendisi başına geçmek suretiyle Hittin'de Haçlıları mağlup etti ve hemen arkasından da Kudüs'ü ele geçirdi. Kudüs'ü ele geçirdiği zaman kaç bin haçlının kanını döktü diye soracak olursanız hiç kan dökmedi muhterem izleyicilerim. Tıpkı Hazreti Ömer Efendimiz gibi Miraç'ın bir yıl dönümünde 1187 yılında bir Miraç gecesi kimsenin kanını dökmeden oradaki insanların kurtuluş fidyesini veremeyecek olanların yani Hristiyanların, Yahudilerin kurtuluş fidyesini kendi cebinden ödemek suretiyle Kudüs'ü geri aldı ve tekrar Müslümanların hizmetine sundu. Selahaddin Eyyubi bir örnek davranıştır. Bir örnek olaydır. Müslümanlar bir araya gelmedikçe Kudüs kurtulmayacaktır, kurtulamamıştır zaten ve 1187 yılından itibaren Kudüs tekrar Müslümanların elindedir. Ne zamana kadar 1900 1517 yılına kadar o yılda ne olmuştur? Halifelik 1517 yılında Yavuz Sultan Selim Han'a yani Osmanlılara geçmiştir. Kudüs'te anahtarları getirerek Osmanlı sultanına Kudüs'ün anahtarları teslim edilmiştir. Tıpkı Mekke'nin anahtarları gibi, tıpkı Medine'nin anahtarları gibi. Kudüs asıl altın çağını o zaman yakalamıştı. Ne zamana kadar biliyor musunuz? 1917 yılına kadar. 1517 1917 tam 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı Kudüs. Osmanlı Kudüs'e hizmet ediyordu. Osmanlı Kudüs'ün kapısına La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazmıştı. Çünkü burada kavga olmasını istemiyordu. Burası mukaddes bir beldeydi. Burada Hristiyanlar Katoliğinden tutun Ortodoks'una kadar Ermenisine kadar, Yahudiler, elbette Müslümanlar en güzel bir şekilde yararlanıyor geçinip gidiyorlardı. İşte 1917 yılında Osmanlı bütün cephelerde savaşa savaşa bitişe doğru gittiğinde üç ordudan müteşekkil olan Yıldırım ordularımız zafer üstüne zafer kazandıktan sonra artık dayanamayacak bir duruma geldiklerinden ikmal yok, silah yok, efendime söyleyeyim. Başka noksanlıklar var. Dolayısıyla düşman elbette her zaman takviye alıyor. 1917 yılından itibaren de Sina'yı, Filistin'i, Kudüs'ü boşaltarak 9 Aralık 1921 tarihinde de General Allenby'e Kudüs'ü bırakmak suretiyle Adana'ya kadar çekildi ordularımız. General Allenby küstah ifadeleriyle doğruca Selahattin Eyyubi türbesine koştu. Bir ayağını türbeye koyarak Ey Selahattin kalk biz yeniden geldik. Asıl Haçlı savaşları bugün bizim zaferimizle noktalandı. Zamanında sen bizi buradan çıkarmıştın ama bak biz geri geldik diyerek kendi zihniyetini, haçlı zihniyetini ortaya koymuştu. General Allenby. İşin bundan da enteresan tarafı vardır, muhterem izleyicilerim. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla müttefiktik, Avusturyalılarla müttefiktik. Bunlar da Hristiyandı. İşin garibi, 9 Aralık'ta Kudüs İngiliz kuvvetlerinin eline geçtikten sonra o gece. Almanya'da da, Avusturya'da da halk çılgınlar gibi eğlendiler. Bu olayı kutladılar. Resmi kutlama da yapıldı, halk kutlaması da yapıldı. Bu nasıl bir müttefiklik? Kendi cephesi çöküyor anlamına gelmez mi? Müttefikin cephesinin çökmesi. Kendi cephesinin çöküşüne alkışlarla, eğlencelerle, sevinçlerle mukabele ediyor Alman halkı, Avusturya halkı. Çünkü onlar da haçlı zihniyetini taşıyorlardı. Muhterem izleyicilerim. Kudüs elimizden çıktıktan sonra artık bir daha gün yüzü görmedi. İngilizler, Fransızlar, Yahudiler Kudüs üzerine musallat oldular bugün Kudüs Yahudinin tasallutu altındadır. Bugün Kudüs'te Müslümanlar rahatlıkla ibadet edemez durumdadırlar. Yaş sınırlaması vardır, hareket sınırlaması vardır. Ve bugün Kudüs Mescidi i Aksa altı oyulmak suretiyle yıkılmak isteniyor. İsteniyordan da ileri altı oyuldu çatlaması bekleniyor çatladığı anda da artık bu yapı çatladı yıkılacak diye yıkıp yerine Süleyman heykeli dikmeye gayret ediyorlar. Bu Yahudiler, Siyonist Yahudiler. Hepsini kastetmiyorum. Ve bugün Kudüs kurtarılmayı bekliyor ve Müslümanlar da hep birbirlerine girmişler. Önce Müslümanların birliği, sonra Kudüs'ün kurtuluşu. Bunu Selahattin Eyyubi bize tarihte ispat etmiş olan büyük bir kumandan. Nur içinde yatsın, rahmetle Efendim, süremizin sonuna geldik. Anlatacaklarımız bitmedi ama süremiz bitti. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.